sevdalandım. Yüreğimin bir yanı cennet bahçesi. Açtı yedi verenler. Bir yanı kar, boran, buz tuttu. Bir yanda kor ateşlerle sınandım. Bitti. Soldu dediğim yerden köklendi sevdam yeniden. Öldüm dediğim yerde can buldum. Buğdayın istemediği ayrı kotu gibi söküldüm önce. Sonra bin yıllık çınar gibi dikildim. Çünkü umut ettim ben. Hiç vazgeçmedim. Mavi. Oğlum. Özledin mi sen Oma'yı? Yetişelim mi yollara? Hem de bu sefer kaçmadan. Özgürce. Derler ki en kötüsü korkudur. Ama umut onu da yener. Gördüm, yaşadım. Kimseye değil, içimdeki umuda inandım ben. Kör karanlıkta onunla yol buldum. Yanılmadım. Yanıldım. Saçına kelebekler konan bir kız fısıldadı yanıldığımı. Diliyle değil, kalbiyle. Kulağıma değil, gönlüme fısıldadı yanıldığımı. Dedi ki, sevda bu. Ne seni tanır, ne beni. Ne senin nefretini dinler, ne de benim korkumu. Katar ikimiz de önüne. Keşke sadece bunu söyleyebilecek kadar yürekli olduğu için sevseydim onu. Keşke o umuda inandığı için sevseydim. Keşke onu kırıp dökmeden evvel sevseydim. Keşke saçında kelebekleri gördüğüm gün açsaydım gönlümü deseydim. Ben sevdana düştüm. Ben sana aşık oldum. Thank you.
Bitti değil mi? Konuştun babanla, bitti. Tamam dedi. Gidiyoruz artık buralardan. Bitti. Babam da gidin diyor. Gidin kendi hayatınızı yaşayın diyor. Reyhan. Artık sadece kendimiz için yaşayacağız. Sadece senle ben. Öyle bir dünya kuracağız ki içinde sadece ikimiz olacak. Hakkımıza razıyım ben. Fazlasında gözüm yok. Senle olayım yeter. Sadece sen ol. Başka bir şey istemem. Yapabileceğiz değil mi? Gideceğiz buradan. İçimde sadece seninle benim olduğum bir hayat. Mümkün. Bu seçim değil ki. Mecburuz. Babaannemden uzak durmaya. Onu arkada bırakmaya mecburuz. Mecbur. Ve bu benim hayattaki en güzel mecburiyetim. Çünkü o intikamını benim elimle alma derdinde. Ama ben buna izin vermeyeceğim. Eğer biz burada olmazsak ne beni ne seni hiçbir tuzağa çekemez. Yapamaz. Yapamayacak. 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 Konuşabildin mi peki babaannenle? Yok. Ah, konuşamadım. Babaannem Elif'in ölümünden sonra çok değişti ya. Kimseyle konuşmuyor. Çoğu zaman odasından bile çıkmıyor. Ama sana söz veriyorum, bugün konuşacağım. Karşısına geçip kendi hayatımızı yaşamak için çıkıp gideceğimizi söyleyeceğim ona. Ne oldu ya? Senin niye solduğu güzelliyorsun? Ha? Sen merak etme. Beni fikrimden caydırmaz ki. Senle ben bir karar aldık. Kimsenin önümüze çıkmasına izin vermeyeceğim. Biliyorum, biz bir karar aldık. Gidip kendi hayatımızı yaşayacağız. Ben de çok istiyorum. Ama içimde bir İsmiran. Acaba doğru mu yapıyoruz? Hem de en doğrusu Reyhan. Ben senden ayrılmam ki. Seninle bir hayatı da erteleyemem. Hem Elif eğer yaşasaydı, o da böyle olsun isterdi. O da mutlu olmamızı, böyle hayatı doyasıya yaşamamızı isterdi. Dizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.